Arkadaşlar hepinize merhaba. Bir video ile daha karşınızdayız. Bu videoda USB belleklerin içerisinde veri olmasın durumunda ama eğer ki bu verileri siz herhangi bir bilgisayar herhangi bir sisteme taktığınızda göremiyorsanız ve veri olduğundan eminseniz bunun çözümü nasıl yapılır? Buna bakacağız. Bundan yaklaşık 3 ya da 4 ay evvel ben sitede bununla ilgili bir yazı yazmıştım ve bu yazıda bir hayli okundu ancak gelen bir takım tepkilerden dolayı yani arkadaşlarım bunu yapamadığını ve videolu bir anlatımın daha yararlı olacağını söylemişlerdi. Ben de onun için bu videoyu hazırlıyorum. Örneğin diyelim ki bir flash belleğiniz var ve bu flash belleğinizin içerisindeki bilgileri göremiyorsunuz. Aslında dolu içerisi ama siz bilgisayara taktığınızda içerisi boş çıkıyor. Bunu nasıl çözeceğiz? Öncelikle bunun için oluşturulmuş bir komut var. Bu komutu kullanacağız. Daha öncesinde yapmamız gereken birkaç basit işlem var. Hemen başlayalım isterseniz. Şu anda ekranda gördüğünüz Windows 8.1 klasik masaüstü ekranı. Buradan sağ üst tarafta bulunan köşeye gittiğimizde bildiğiniz gibi ortaya arama butonu çıkacak ama şu anda videoyu kaydeden programdan dolayı ben çıkartamadım galiba. Evet, şimdi çıktı. Windows 8'de ara yerine geliyoruz ve buraya CMD yazıyoruz. Bildiğimiz komut sistemi. CMD geldikten sonra bakmamız gereken bir nokta var. Flash belleğimizin takılı olduğundan emin olalım ve bunu bilgisayarımızın tanıdığından emin olalım. Bilgisayarıma geliyoruz ve buradaki flash belleğimizin sistemimizde kayıtlı harfine bakıyoruz ve burada benim flash belleğimin sistemde kayıtlı harfi F harfi. Bunun için öncelikle komut sisteminden bu F sürücüsüne dahil olmamız lazım. Bunu da nasıl yapacağız? Küçük harfle de olsa, büyük harfle de olsa fark etmez. F yazıp iki nokta üst üste koyduktan sonra Enter tuşuna basıyoruz. Ve artık bundan sonra yapacağımız bütün komut işlemleri flash belleğimizin içerisindeki verileri etkileyecek. Şimdi bu noktadan sonra yapmamız gereken aslında çok basit. Etrip kodu diye bahsedilen bilgisayarlarda kullanılan bir komut var. Bunu ben sitede yazdığım makalede zaten paylaşmıştım. Buradaki hiç uğraşmadan buradaki etrip kodunu direkt alarak ya da bizim sitemiz üzerinde olması şart değil. İnternet üzerindeki herhangi bir yerden de etrip kodu diye yazıp ulaşabilirsiniz. Buradaki kodu direkt alarak kopyala diyorsunuz. Daha sonra tekrar komut sistemine geliyorsunuz. Sağ tuş yapıp yapıştır dedikten sonra Enter diyoruz ve beklemeye başlıyoruz. Buradaki bekleme süresi sizin flash belleğinizin içerisindeki verilerin boyutuna göre değişebiliyor. 30 saniyede sürebilir, 1 dakikada sürebilir. Çok önemli değil. Daha sonra bekleme süresi bittikten sonra tekrar sizin flash belleğinizin kayıtlı olduğu harf komut sisteminde gözüktüğü anda işlem bitmiş demek. Bu noktadan sonra kontrol etmeniz gereken nokta flash belleğiniz olacak ve flash belleğinize gidip açtığınızda gayet dikkatli olmanız lazım. Şöyle bir durumla karşılaşacaksınız. Dosyalarınız olacak. Sizin önceden kalan dosyalarınız da isimsiz bir şekilde bir klasörün altında, işte şurada en üstte gördüğünüz isimsiz bir klasör şeklinde gözükmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi ben içeriye girdiğimde eski dosyalarıma ulaşmış oldum. Bunlar da daha önceden görünen dosyalarımdı. Bunlar herhangi bir zarar görmemişti. Sizin burada bu boş isimsiz klasör haricinde gözüken virüs türevi dosyalar olabilir. Bunlara dikkat etmelisiniz. Bunun için benim size önerim boş klasörün içerisine geldikten sonra yani temiz olması açısından buradaki verileri hemen masaüstünüzde oluşturacağınız yeni bir klasöre aktarırsınız. Bu aktarma işlemi bittikten sonra da yine bilgisayarım üzerinden gelip flash belleğinizi biçimlendir diyerek hızlıca biçimlendirip temiz bir hale getirdikten sonra verilerinizi tekrar flash belleğinize aktarıp sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa videonun altındaki yorum bölümünden ya da web sitesindeki makalenin altındaki yorum bölümünden ulaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.